kuyruksuz kedimiz ağaca kedi çıkarma oyunu oynuyorduk. Sonra ağacın önünde besleme. Şimdi o kızlar yere bulup tekrar onu ağaca kaçırma için dedi. Adamcılar elinde telefon var. Bakalım neler olacak. Ne yaptık? Kediyi uzaklaştırdık. Nereye? Ağacın dibine. Pancurumun üzerine çıkarmadı. Burada o kadar senaryoları yedik ki. Burada o ağaca çıkarma oyunlarını falan istemiyoruz ben. Daha yeni bir sürü pişirip kaldırdık orada. Evet. Elif'teki tipe bakalım. Akbaba gibi. Yemin ederim. Şimdi tipe bak. Çiğdiyle oynuyor. Çıkar ağacın üstünü. O kuyruksuz kediler hakkında çok şey biliyorum. Onların burada olmasını istemem. Balkona çıkıyor. Hala üzerinin ve yanındakinin botlarını yiyoruz. Gelmişler Allah diyorlar ya. Bir balkona çıktık. Şuna yetiyor sadece. Neye etti belli. Nikotos akademisyen. Hayvan terbiyesi. Şaşmaz. Karşıma gelecek sıçacak. Evet, başlıyoruz. Oluya, bu sandalye zorası daha fazla gitmiş. Tuşar kedi ve tip onları dayatıyordu. Dayatıyordu. Bunun kısmına bebelere sok sok atmalarıyla. Evet. Annenin yaptığı işler buydu. Senin de yaptığın işler bu. Yanındaki yerinde bütün kabilemizin yaptığı işler bu. Çok olanlarına mı bakın? Öldürüyorlar bu hayvanları. Öldürüyorlar. Zaten bunları yanlış besleyip yarı ölü yapıyorlar hastalıkların. Bakın böyle öldürüp sonra gazetelerde mecra, hava atıyorlar.
kapını saldırtıyorlar, çarpıyor vahşet. Bebekleri çöpe atıyorlar, bebek çöpe atıyordu. Vahşet falan yok. Ölü bebek çöpe bulundu. Hiç vahşet olayını duymuyorsunuz. Fakat bunlara vahşet. Ve yarın nasıl sokaklar doluyor bu hayvanlara. Yani zamanlara vahşet olmuş. Kimsenin bununla değil, hepsi birer hastalık taşıyor, içiyor, yayıyor. Kaskıyor, hastalanmışlar. Bunları yaymak için. Hayır, hayvana vahşet var. Bu hayvanları etrafı tokunsun, onu doğursun, her tarafı bok etsin. Bütün bu dairelerini, restoranları, hastaneleri, doğal hastanelerini, kışlarını yaysın bu hastalıkları. Evet. Vahşeti yapan kendilerine. Yemin ederim size kapretin. Bu kapretin. Burada tespit edilip yakalansa bile hiçbir işlem olmaz. Öyle vahşet oldu. Adamı yakaladılar. Sonrasını duymazsınız. Ödül bile almış. Evet. Sahipli hayvan belli. Ne oldu orada sıçamadın, adam nasıl yapıyor değil mi? Adam 90 derece sıçamadın. Böyle kumandalı bir maç oluyor. Davalın Mustafa Aydın tam geldi, sinek içerik aldı. Davalarından biri hava attı, gelip diğeri geldi peşinden. Onun işi bitince. Bir dakika şimdi. Bir tane daha gönder, sineklerin ödemiş. Gidiyor Mustafa Aydın. Sineği mi öldü? Ne kadar durdun lan orada? Bir dakika durdun. Vay be. Ben oraya araba 90 derecime yerleştim. Oraya sıçmışım. Bu köpekleri bu altını saldırttı. Bak sevgili işte. Beni hiç bu kadar kısa fazla görmez. Evet, sinekleri yöneten kabile bu. Filmin bakın tek sinek yoktu. Bugün kaynıyorlar. O kadar çok olmasa bile var mı? Çünkü bir haftaydı pislikleri fakat şu köşe kayıyor. Evet. Aydın Belediye 70 tane sinek öldürdüm. Bir tane daha uçtu. O da gebelecek. Buradan Üsküdar'a kadar o kadar sinek var. Hiç zannetmem. Burası besteli sinek fabrikası çünkü tezgahçılar satanistler tarafından kuşatılmıştır. Ben sadece yeni yapım haram besteli sinek aramızda bulunan yapımcı suçları onlar konulmuş diye. Hepsi mikrop.
toplantı için için. Herkese öğüt efendim. Ve böyle her sabah 70-80 kişi. Hastalıklar, ölümler,